Sultan Han, Aksaray'da kendi adıyla anılan Sultan Hanı kasabasındadır. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan eser 1229 yılında tamamlanmıştır. Mimarı Şamlı Muhammed bin Havlan'dır. 4800 metrekare alana yayılan alanı ile Anadolu'daki en büyük Selçuklu kervansarayıdır. Aksaray, Konya Karayolu üzerinde Aksaray'dan 40 kilometre uzaklıkta aynı adı taşıyan kasabadır. 1228 yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan kervansaray, Selçuklu kervansarayların en güzellerinden biridir. Ortasında köşk mescidi bulunan dikdörtgen avluya muhteşem taç kapıdan girilir. Avlunun sağında revaklar, solunda depo ve odalar bulunur. Avlunun solunda ikinci bir taş kapıdan ahıra girilir. Burası 8'lerden 4 sıra 32 ayakla birleşen sivri kemerlere dayanan tonozlarla örtülüdür. Bu kısmın aydınlanması dıştan koni, içten kubbe olan fenerin pencereleriyle sağlanır. Klasik Selçuklu kervansaray şemasının örneklerindendir. İlhanlı bağımlılık döneminde isyan eden Türk emirlerinden İlyas Bey'in Aksaray yakınlarındaki Sultan Alaaddin Kervansarayı'na sığınarak İrenç'in emrindeki 20 bin kişilik İlhanlı ordusuna 2 ay süreyle direndiği ve ele geçirilmediğine ya da Memlük Sultanı Baybars'ın Anadolu seferi sırasında Sultan 1. Alaaddin Kervansarayı'nda konakladığı ve ordusunun ihtiyaçlarını karşıladığına ilişkin kayıtlar, Selçuklu savunma sistemi kapsamında kervansaray yapılarının gerektiğinde kale ya da menzil derbent işlevinde kullanıldığını ortaya koymaktadır. 1278'de 2. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından genişletilmiştir. Dıştan yazlık ve kışlık bölümlerinin boyu 116,90 metredir. Yazlık kısmının eni ise 49,35 metre, boyu 61,75 metredir. Kışlık kısmının eni ise 32,90 metre, boyu 55,15 metredir. Yazlık ve kışlık kısmının toplamı 4866 metrekareyi bulmaktadır. Yazlık kısmın geometrik şekillerle süslenmiş muhteşem bir ana kapısı vardır. Han içinde bulunan tüm yapı özellikleri itibariyle Sivas'taki Gök Medrese'ye benzemektedir. Sivri kemerin hemen altında El-Münnetül Lillah yani Kudret Allah'ındır duası yazılıdır. Kervansaray'ın ilk kitabesinde Mukarnaslı dış kapı nişini çeviren süs kemerinin iki tarafında altıgen madalyonlar içinde sağda ve solda yer almaktadır. Uzun bir dehlizden geçtikten sonra avluya varılır. Burada arabalara mahsus revak şeklinde yerler, sol tarafında ise kemerli ve yolculara mahsus odalar, salonlar, iki hamam ve ambarlar vardır. Avlunun ortasında Sasani ateşkedelerinde olduğu gibi dört kemer üzerine dayanmış bir mescit bulunmaktadır. Bu mescit Selçuklu süsleme sanatını en güzel örneğini sergilemektedir. Yazlık kısmı sonunda batı duvarında tezyinat bakımından giriş kapısından geri kalmayan bir kapı vardır. Bunun da dış ana kapıda olduğu gibi sağında solunda birer niş bulunmaktadır. Kitabe kemer ve nişlerin üzerindedir. Basık kemerli bir kapıdan girilince kışlık kısma geçilir. Üstü tonozla örtülü bu kısmı kare kasetli 4 kısa 8'er ayak dizisi 5 sahanı ayırmaktadır. Ortadaki sahan diğerlerinden daha büyük ve geniştir. Tam ortadaki yerin yukarısı pandantiflerle 8 kenarlı kasnağa oturan bir kubbeyle örtülmüştür. İçeriye kubbe feneri ile duvarının sağına ve soluna 4'er, dipteki duvarda ise 3 olmak üzere yukarılara açılmış mazgal biçimindeki iki pencere aydınlatmaktadır. Bunlardan başka
ışık ve hava alacak yeri yoktur. Çok sağlam durumda iç kapı, daha kuvvetli rölyefler halinde geometrik yıldız geçmeler ve rozetlerle işlenmiştir. Kara Tayhan'ın iç kapısı bunu örnek alarak aynen tekrarlanmıştır. Bu iki kapının Alaaddin Keykubat zamanında hol kısımları ile birlikte tamamlandığına bir işarettir. Mukarnaslı tromplar üzerine oturan kubbe süslemeleri ile holdeki sade taş minareyi canlandırır. Kubbenin külahı yıkılmıştır.